Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben yine başörtümü bağladım. Kendimi mutfakta buldum. Önlüğümü de yine takayım. Kolumu da tencereye vurdum. Pencerede yapacaktım kendime. Selam verdim mi arkadaşlar, unuttum. Selam vermediysem tekrar selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben yine bugün lahanalarla karşınızdayım. Lahana çiçekleri arkadaşlar. Doğruyordum, aklıma geldi. Belki dedim bilmeyen arkadaşlar vardır. Ben bunu video yapayım, arkadaşlarla paylaşayım dedim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Biraz buraya doğradım. Buraya da doğradım. Isladım suya. Çünkü buna buzlu koyacağım için haşladıktan sonra yıkanmayacak. Bunu yıkayıp haşlayacağım. Birazını doğradım. Aklıma geldi. Şu şekil arkadaşlar. Lahana çiçeği kavurması. Lahana çiçeği bilmiyorum, biliyor musunuz? Ama bu Karadeniz'de çok tüketildiği için lahana diplemesi, lahana çorbası, lahana sarması, lahana çiçeği kavurması, bir tanesini de yere düşürdüm, nasıl olsa yıkayacağım arkadaşlar. Bunu ben böyle doğrayacağım. Şu şekilde şöyle ayıklıyoruz buradan. Kart tarafını alıyoruz. Şu körpe kısımlarını şu şekil. Bilmeyeniniz vardır belki diye bunu sizinle paylaşmak istedim. Karadenizliler bilir de şöyle doğruyorum bunu. Çoğunu doğradım ben zaten. Hemen az bir şey size göstermek için bıraktım. Doğrarken aklıma geldi zaten. Ben dedim ne dedim arkadaşlarla paylaşmıyorum, göstermiyorum. Belki bilmeyen varsa öğrenir. Bunu yıkadım ben. Suya ısladım. Hemen bir sudan geçiriyorum. Suyum da kaynadı burada, hazır. İnşallah tenceremde alır. Bayağı fazla ama. Bunu bulgurla beraber haşlayacağım. Sonra da soğanla, pırasayla kavurmasını yapacağım. Bunu iki suda yıkayacağım çünkü kum falan olur. Çiçeklerinde böcek böcek bir şey olur. Gerçi yıkayıcı yaparken ayıklarken seçerek, temizleyerek ayıkladım. Ben doğacı olduğum için yeşili de çok seviyorum. Diğer bloklarda da bahsetmişimdir. Bana yeşillik olsun, başka hiçbir şey olmasın. Diyeceksiniz ki sen devamlı niye lahana yemeği yapıyorsun, niye lahana sarması yapıyorsun işte, lahana kavurması yapıyorsun. Ama seviyorum. Bana 3 euro olsun, ben bunu yerim, başka hiçbir şey istemem. Çünkü çok seviyorum arkadaşlar yeşillik. Lahananın her türlüsünü seviyorum. Çünkü bununla büyümüşüz. Ben Karadeniz'de yetiştiğim için, çocukluğum Karadeniz'de geçtiği için biz bu kara lahanayla büyümüşüz. Evet.
arkadaşlar çöpe atacağım. Arkadaşlar Allah namus kavrulsun. Çünkü bu uzun sürecek. Haşlansın. Haşlanması uzun sürüyor. Kavurmasında tekrar görüşelim sizinle arkadaşlar. Kavurmasını da beraber yapalım. Lala bir miktar haşlandı. Lala çiçekleri. Çünkü bulgurunu hemen koymadım. Biraz kart gibi böyle sert gibiydi. Bulgur çabuk pişer. İçinde erir. Yalamaç gibi olur diye. Biraz lalayı önceden bir 10 dakika, 15 dakika kaynatmak istedim. Şimdi yıkanmış hazırladığım bulguru içine atacağım. Biraz da bulgurla beraber haşlanacak. Sonra süzüp güzelce kavuracağız. Biraz böyle kapağını kapatmıyorum. Niçin kapağını kapatmıyorum? Sararır. Yeşillik yemek yaparken kapağını kapatırsak o yemek sararır arkadaşlar. Böyle açık pişirirsek taze yemyeşil durur. Biraz da böyle kaynasın arkadaşlar, haşlansın. Arkadaşlar benim lahana çiçeğim haşlandı. Ocaktan alalım. Şimdi süzelim. Şöyle bırakayım. Tenceremde bırakayım. Bir taraftan ısınsın. Şöyle kevgirle koyacağım ki dibinde kum mu olmasın. Soğuk suyu açacağım ama ben yine. Çünkü hemen soğumaz. Kavuracağım çünkü. Sonra döküp yıkarım. Buraya da soğanımı pırasamı hazırladım. Bir tane büyük boy soğanımı pırasa hazırladım. Tencerem ısındı. Sıvı yağla zeytinyağını karıştırmayalım arkadaşlar. Bir miktar yağımı koyacağım. Soğanları bir çevireceğim. Ondan sonra da pırasamı koyacağım. Pul biberimle pul biber var. Dün almıştım ama nereye bıraktım? Bulabilirsem. Soğanım biraz kavruldu 1-2 dakika. Şimdi pırasasını
çayla beraber kavrayayım. Soğanın pırasam kavruldu arkadaşlar. Şimdi tuzunu atacağım. Ben bunu açarken tuz atmamıştım. Biraz pul biber atacağım. Acı olduğu için fazla atmayacağım. Pul biberini az attım. Biraz pul biber atacağım birazdan. Arkadaşlar oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum, kamerayı şöyle alayım isterseniz. Şu şekilde biberler, pul biber, pul biber, soğan, pırasa kavruldu. Şimdi bunlardan sıkıp içine hepsini kavurmayacağım. Hepsi çok gelecek. Geri kalanını buzdolabı poşetine bırakacağım. Difrize koyacağım. Canımız isteyince lazım olduğu zaman çıkarır, aynı bu şekilde yine kavurmasını yaparım. Az miktarda daha bırakacağım. Geriye de bir kavrum daha kalsın. Böyle yetecek. Bayağı oldu. Bunu da sonra kavururum, difrize bırakacağım. Poşetine. Şöyle koyayım. Döktüm, döktüm. Kavrulsun bunlar. Nasıl oldu ama arkadaşlar? O kadar lezzetli oldu ki. Bunu mutlaka tavsiye ederim. Bunlar pazarda da satılıyor arkadaşlar. Lahana çiçeği. Ben birkaç pazarda gördüm lahana çiçeğini. O kadar lezzetli oluyor. İsterseniz tereyağı da katabilirsiniz ama ben eşim kalbinden rahatsız olduğu için tereyağını koymadım. Sıvı yağ da güzel oluyor. Az sıvı yağ, az tereyağla daha güzel oluyor. İkisi ağır gelecek diye ben katmadım. İkisini birleştirmedim. Bu şekilde çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi kamerayı ben yerine götüreyim. Buraları toparlayayım. Kamerayı yerine götürdüm çünkü burada elim ayağıma dolanıyor, düşürürüm diye oraya koyuyorum. Göstermek için size kamerayı buraya getirdim. Arkadaşlar Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu izleyip beğen atarsanız, abone olup destek verirseniz size çok duacı olurum arkadaşlar. Beni sevindirirsiniz. Benim lahana çiçeği kavurmam çok güzel, harika oldu. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Allah'a emanet olun.